Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oldukça sıkça sorulan bir soruyu yanıt aramaya çalışacağız. 2024 yılında PlayStation 4 alınır mı? Evet, görmüş olduğunuz gibi yanında bir PlayStation 5 konsolu bulunuyor arkadaşlar. Bu yeni çıkan Slim Edition. Tabii ki bunda dijital deluxe, yani CD yok arkadaşlar. Sadece dijital versiyon ve dolayısıyla geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de satışa çıktı. Biliyorsunuz Sony Türkiye'den çekilme gibi ilginç bir karar almıştı. Sonrasında PlayStation'ın haklarını Bilkom aldı ve halihazırda PlayStation 5 cihazları ülkemizde Bilkom garantisiyle satılıyor. Geçtiğimiz günlerde fiyatı açıklandı. Bunların da 32.000 Türk Lirası civarında şu yanımda görmüş olduğunuz konsol. Ben bunu arkadaşlar Aralık ayının ikinci haftası gibi almıştım yanılmıyorsam. O zamanlar bu Sony Türkiye'de daha Bilkom'a geçmemişti ve Türkiye garantili cihazlarda yoktu. Ben bunu ithalatçı garantili olarak satın almıştım. O dönemde yanılmıyorsam 20-21 bin lira gibi bir para vermiştim arkadaşlar. Tabi ithalatçı garanti olunca biliyorsunuz muhatap bulmak falan zorlanıyor. Halihazırda Bilkom Türkiye garantili de 31-32 bin Türk Lirası civarında bir fiyata satıyor. Yani arada 11-12 bin Türk Lirası gibi bir fiyat farkı oluştu diyebiliriz yeni yılla birlikte. Şimdi konsolların bu kadar pahalı olması, yani bir anda PlayStation 5 fiyatlarının 31-32 bin Türk Liralarına kadar çıkması PlayStation 4'e olan hevesi de arttırdı. Neden? Çünkü şunu düşünüyor oyuncular. Ya ben zaten bazı oyunları, hatta birçok oyunu PlayStation 4'te de hala oynayabiliyorum. Özellikle 3. parti oyunlar hala PlayStation 4'e çıkmaya devam ediyor. Baktığımız zaman bir oyun PlayStation 5, PC ve Xbox Series konsollara değil, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series ve PC olarak yayınlanıyor. Dolayısıyla hala 3. parti yapımcılar geçtiğimiz nesildeki konsolları unutmuş değiller. Dahası Sony de düne kadar geçtiğimiz nesildeki konsollara destek vermeye devam ediyordu. Yani PlayStation'a çıkan özel oyunlar hala hazırda PlayStation 4'e de çıkıyordu, 5'e de çıkıyordu. Bugüne kadar arkadaşlar PlayStation 4'ün es geçildiği 2 Sony oyunu var. Bunlardan bir tanesi Spider-Man 2, diğeri ise PlayStation 5'in çıkışında yer alan Demon's Souls'un remake versiyonuydu. Remake versiyonu olduğu için orada bir böyle hani PlayStation 5'in gücünü gösterme çabasına girmişti yapımcılar. Dolayısıyla onun hani PlayStation 4'ü es geçmesi tamam, evet okey olabilirdi. Ama Spider-Man 2'de Sony artık şu mesajı verdi: PlayStation 4'ü olanlar artık 5'e geçsinler. Çünkü çip sıkıntısı vesaire ortadan kalktı. Ben dilediğim gibi konsol üretebiliyorum ve artık PlayStation 5 satışlarını arttırmanın da zamanı geldi. Dolayısıyla PlayStation 4'ten desteğimi çekeceğim. Artık oyunlarımı sadece PlayStation 5'e özel olarak çıkartacağım. Bu noktada akıllara şu geliyor: ya acaba ben hala 2024 yılında PlayStation 4 alabilir miyim? Bu mantıklı mı? Arkadaşlar aslında şu açıdan bakarsanız 3. parti oyunları çok sıklıkla oynuyorsanız ve hani oyunları PlayStation için çıkan oyunlar özel değil de hani böyle FIFA'dır, NBA'dir, bu tarz oyunlar için konsol alıyorsanız tamam evet, ama şu var: ben Sony'nin özel oyunlarını çok seviyorum. God of War serisidir, The Last of Us serisidir, Horizon serisidir, Spider-Man serisidir. Bunlar için konsol alıyorum diyorsanız halihazırda PlayStation 5'e geçmenizin vakti gelmiş demektir. Tabii şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Artık Sony ilginç bir politika gidiyor. Yani God of War gibi markaları, Last of Us gibi markaları biz PC'de görmeye başladık. Dolayısıyla hani Spider-Man 2'nin de mesela bilgisayara geleceği kesin. PlayStation 4'e gelmedi ama PC oyuncuları Spider-Man 2'yi oynayabilecekler arkadaşlar. Ya evet, PC'ye gelecek. Ben PlayStation 5 yerine bilgisayar toplasam, bir oyun bilgisayarı alsam daha mantıklı olmaz mı diye düşünebilirsiniz. Bu noktada karar size kalmış durumda. Çünkü arada yani 1 sene, 1,5 sene, bazen 2 sene olabiliyor. Dolayısıyla oyunu çıkar çıkmaz o heyecanıyla oynamak istiyorum. Spoiler yemeden, kimse incelemeden, hiçbir yerde karşıma çıkmadan ben bu oyunu bitirmek istiyorum diyorsanız tabii ki yapmanız gereken şey PlayStation 5 satın almak. Dediğim gibi artık Sony desteğini kesmiş durumda. Muhtemelen önümüzdeki günlerde 3. parti oyun yapımcıları da PlayStation 4'e olan desteğini yavaş yavaş kesmeye başlayacaklardır. Ya da ona PlayStation 4'e özel olarak bir oyun geliştireceklerdir. Böyle sistemler daha düşük olacaktır. Bunu biliyorsunuz Switch'te falan senelerdir yaşıyoruz yani. Bir çıkıyor oyun çöp, yani alakası yok. Dolayısıyla PlayStation 4 ve Xbox One'da böyle bir muamele görmeye başlayabilir artık. Yani yeni nesil konsollar 2020 yılında çıkmıştı arkadaşlar. Dolayısıyla artık hani bir konsol almayı düşünüyorum diyorsanız PlayStation 5'in zamanı gelmiştir bana göre. Tabii ki bu noktada sizlerin görüşleri de önemli. Malum PlayStation 5 fiyatları biraz aşmış durumda. Yani 31-32 bin liralar ciddi paralar. Yani nereden baksanız 2 asgari ücrete denk geliyor. Şunu önerebilirim sizlere: halihazırda PlayStation 5'in FAT kasalarının ikinci elleri 17-18 bin liraya temizi satılıyor arkadaşlar. Dilerseniz bunlardan birini tercih edebilirsiniz. Yani 17-18 bin liraya temiz bir FAT kasa PlayStation 5 satın alabilirsiniz. Bunu da sizlere tavsiye edebilirim. Elbette dediğim gibi burada yine tercih sizlerin. Bu noktada biraz maliyet ön plana çıkıyor. Çünkü PlayStation 4'ü çok daha ucuza satın alabiliyorsunuz hali hazırda. Yani
çocuğunuz için alıyorsanız mesela PlayStation 4 olabilir. Niye? Dünya kadar oyun var çünkü. Dediğim gibi bir sürü oyun var arkadaşlar. Onları oynayabilir çocuk mesela. Bir de PlayStation 5 oyunları da biliyorsunuz son dönemde yine zamlandı. Play Store'da mesela PlayStation Store'da oyunlar geçtiğimiz güne kadar 1000-1500 TL aralığındaydı yanılmıyorsam. Şu anda 2000-2500 TL aralığına çıkmış durumda. Yani bir zam dalgası oyun dünyasını sarsıyor arkadaşlar. Elimizde yıkılmayan tek kale Game Pass kaldı. Game Pass'i de inşallah böyle bir zam furyasıyla karşı karşıya kalmaz diyoruz. Evet, eğer bu video hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa ya da eklemek istediğiniz satırlar varsa aşağıdaki yorumlar kısmında bizlerle paylaşmanızı bekliyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın diyoruz arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.